O buralar karışmış arkadaşlar. Burada biri birini öldürmüş sanırım. Aman aman Ulaş. Ulaştı galiba. Demin F11'i açtım ama ayde. Ver makası baba, ver makası. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Namı Pars. Bugün sizlerle beraber Kaleis'ten Duisburg'a doğru bir yolculuk yapacağız. Şöyle bir aracım var arkadaşlar. Gerçekten kaliteli bir araç. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hiçbir şekilde ban sebebi değildir. Yavaştan yola çıkalım. Kim çalıyor korna ya? Geç kardeşim, geç 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 geç. Hemen arkana gireyim ben de. Hop. Kardeşim birazcık yol istememiş gibi oldu ama olsun. Verelim gazı baba. Aracımızda eski kasa 750 beygir Volvo motoru, yeni kasa 6 vites retardarlı Volvo şanzımanı var arkadaşlar. Haberiniz olsun. 1 tonda dorsemiz var. Normal bütün tırlarımda bunu kullanıyorum. Klasik zaten bazı arkadaşlar biliyor. Beni yeni takip etmeye başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Tekrar tekrar edeyim. Eski kasa 750 beygir Volvo motoru, yeni kasa retardarlı 6 vites Volvo şanzımanı. Dorsemin ağırlığı da 1 ton, haberiniz olsun. Şu normalde arkadaşlar biliyorsunuz F3'teki navigasyonu kullanıyorum. Şu an tırın içindeki navigasyonu kullanıyorum. Çünkü Mercedes'in tırın içindeki navigasyon gayet büyük, geniş, ferah. Bu tırın içindeki navigasyon nasıl modunu değiştirebileceğim derseniz ESC'ye basıyorsunuz arkadaşlar. Seçeneklerden tuşlara ve düğmelere gidiyorsunuz. Dahili GPS tuşu var orada. Ona bir tane tuş atıyorsunuz arkadaşlar. Oyun içinde bastığınız zaman görmüş olduğunuz gibi değişiyor. Onu da ufak bir hatırlatma olarak söyleyeyim. Bayağı bilmeyen bir arkadaş var çünkü. O kitleyi de bilgilendirelim. Olur abi, insan yeni başlıyor olabilir, bilmiyor olabilir. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp ve öğretmemek ayıp. Bunu özellikle altını çiziyorum. Öğretmemek ayıp. Ben eskiden abi biliyorsunuz bayağı bir kod videosu çekiyordum. Binden fazla kişinin TV'sine girerek yapamadığı kodlamaları yaptım. Vesaire vesaire. Hani ego olarak algılamayın ama bayağı bir kişiye yardımım dokunmuştur. Dediğim gibi arkadaşlar bayağı bir kişiye yardımım dokundu. Yardım ettim. Hatta yardım ettiğim arkadaşlar da başkalarına yardım etti. Böyle böyle bayağı bir kişiye bu kod olaylarını öğrettik. Ama bazı arkadaşlar şey yapıyor mesela. Hani ben kod olaylarını öğrendim. Artistik havalarına giriyor. Sanki kimden öğrendiğini unutmuş gibi öğrendiği kişiye falan artistlik taslamaya falan başlıyorlar. Ben işte bu olaylar artistik olaylarına döndüğü için 6 ay önce bir açıklama videosu yapmıştım kod videolarını bırakacağım diye. O günden sonra kod videoları çekmiyorum. Kodlarla ilgili ufak tefek yardımlar ediyorum fakat artık kod videoları ile ilgili, kodlarla ilgili yardım etmiyorum. Haberiniz olsun demiştim 6 ay önceki bir videomda. Bana yorumlarda yazmazsanız sevinirim, işte şu kod videosunu çek, bu kod videosunu çek diye. Çünkü 6 ay önce bıraktım arkadaşlar bu işleri. Öğrettiğim arkadaşlarım birkaç kanalı var, işte Ahmet Derdir, Berkay Oktay'dır falan filan YouTube kanalları var. Onlara giderek kod videolarına yardımlar alabilirsiniz, haberiniz olsun. Arkadaşlar bir de şey konusuna değinmek istiyorum ya, bu Türkiye'de yani oyunda demin gördüm adam efsane drop yiyor. Ya interneti laglı, interneti de 100 MS'di ama 100 MS'de o kadar drop yemez. Türk bir arkadaşımızdı, 100 MS'di. 100 MS Türkler için biraz normal bir ping. Fakat çok da normal bir ping değil ama 100 pingle de drop yemez fazla. Büyük ihtimal bilgisayarı kasıyordu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Allah inşallah herkese iyi bir bilgisayar nasip eder. Ama yani şu an görüyorsunuz ki dolar 6 küsür falan. Türkiye'de gamerların yetişmeme sebebinin biri de arkadaşlar bu internet altyapısıyla birlikte doların 6 küsür olması yani. Adamlar yurt dışında 1080 Ti ile bir sistemi abi 3000 dolara, 4000 dolara toplarken, bir de onların 3000 doları 4000 doları bizim
3000 liramız, 4000 liramız düşünün. Nasıl biz 1 lira ekmek alıyoruz, onlar 1 dolar alıyorsa, onlar da 1 dolar 1 lira demek. Bizde de 1 lira 1 lira demek. Yani abi biz burada 1080 Ti'li bilgisayarı 15 milyara, 16 milyara, 20 milyara falan alıyoruz. Neden abi 1080 Ti şu ay şu an 6-7 milyar falan. Adamlar 3000-4000 dolara 1080 Ti'li bilgisayar toplayabiliyor. İnternet altyapıları zaten efsane. Bütün evlerlerde fiber var. Abi bu adamlar da gamer yetişmesin de Türkiye'de mi yetişsin? Size soruyorum yani. Adamların dolarları yani ne? Yani abi yorumlarda da bana düşüncelerinizi belirtirseniz sevinirim. Türkiye'deki altyapıyla doların kuru belli zaten arkadaşlar. Fazla düşünce belirtmeye gerek yok. Her şey ortada. İnşallah ileride altyapılarımız da güzelleşir. Dolarımız da düşer. Ucuz fiyattan. Aha bak mesela bu adam açayım bakayım. Türk mesela abi. İnterneti veya bilgisayarı dropluyor. Olabilir abi yani. Belki server'da da lag olabilir. O sorun değil. Ama şu an server'da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü normal herkes gidiyordu. Belki bir anlık drop olmuş olabilir server'da. Ne bileyim abi ya. Benim canımı sıkıyor yani böyle olaylar. Benim sistemim de çok iyi değil arkadaşlar. 1050 Ti'li bir sistemim var. Çok şükür ki iyi ama yani çok çok bir iyi bir sistem de değil. Yurt dışında 1050 Ti'li sistemlere adamlar burun kıvırıyor. Düşünün. Diyor ki benim 1080 Ti'im var. O diyor benim 1080 Ti'im var. 1060'ım var diyen yok yani yurt dışında. Misal örnek veriyorum yani. Kimse yanlış anlamasın. Ama Türkiye'de de dediğim gibi gamer'ın gelişmeme sebeplerinden biri de internet altyapısının ve doların kurunun yüksek olması. Yalnız bu adama ne tampon yapıyorum ya. Baba ver tokatı ver. Ver tamponu. Adamın tamponu söktüm götürdüm. Yalnız virajda niye yavaşladıysan benim de yavaşlamama sebep oldun. Tamponu bozdun güzel kardeşim. O tamponu bozdun geliyorum oraya bekle. O tampon bir tozlanmış geleyim odun tozunu bir alayım ben kardeşim benim. O buralar karışmış arkadaşlar. Burada biri birini öldürmüş sanırım. Aman aman ulaş. Ulaştı galiba. Demin F11'i açtım ama ayde. Ver makası baba, ver makası. Ulan var ya Sara Afyat Dorseli demin F11'i açtım. İsmi ulaştı galiba. Gaza getirdi beni. Sonra şeridine girdi. Ben öyle şey gibi kaldım sol tarafta. Neyse canı sağ olsun, sıkıntı yok. Ama güzel geçtim ha. Ver makası dedik, ver makası dedik, ver tamponu dedik. Tampondan gaza geldik, makasa geçtik. Neyse kimseyi öldürmedik Allah'tan da sıkıntı yaşanmadı. Abicim çok da zorlamaya gerek yok. Demin buralarda admin geziyordu. Beni izliyor olabilir, o yüzden fazla tehlikeye atmayacağım. O tehlike benim için yeter şu anlık. Şu ileride bir haritadan bir kalabalık görüyorum ama sıkıntı yok, iyi güzel. Ne oldu la burada? Nasıl becerdin kardeşim sen bunu ya? Abi birinin bunu açıklaması lazım. Orada bariyerler var. Ha onun uçtuğu yerde bariyer yokmuş. Bu adam oraya girmeyi nasıl becerdi ya? Biri açıklasın bana. Çok enteresan ya. Vallahi çok enteresan. Buraya bu direği kim koydu diyor alttan biri. Kesin bir yere çarptı direğe falan. Buralarda da nerede direk var ki ben? Direk olacak bir yer. Bir ileride bir yerde var sanırım ama. Emin değilim. Neyse ben şöyle sağa döneyim. Hop.
İnce döndük ha. Herkes dönemez böyle. Evet arkadaşlar, bir yolculuğumuzun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Her şey söz verdiğim gibi, canının yanmasını ister miyim? Korkma yarım, üzmem seni, bari haber ver küs gelmeyi. Saçına rüzgar değsin, ona da kıskanırım ben, bilmez misin? Azıcık gülle güller açsın, gözüm bir gençliğim var orada, ister misin? Hevesim içten gelir, dün ters kelepçe gidi bizden biri. Orada